Selamlar sevgili gönül dostlarım. Tekrar merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Görüşmeyeli her şey yolundadır inşallah. Her şey gönlünüzce olsun istiyorum. Evet sevgili gönül dostlarım, sizin için özellikle bu ikizler yeni ayıyla ilgili bu dönemde 21 Haziran biliyorsunuz ve bir yengeç dönencesi. Dolayısıyla yazı doğru artık zaten giriş yapıldığı için gece ve gündüzün de eşitlenince iki noktası da düşünerek şimdi 22 Haziran'a kadar baz alıyorum. Bizleri neler bekliyor? Sistemin bize ne gibi mesajları vardır? Bizim neyi bilmemiz gerekiyor diye bir açılım yapmak istiyorum. Ne diyorsunuz? Yapalım değil mi? Güzel bir açılım olur. Peki. O zaman alalım klasik tarotumuzu bir karıştıralım ve başlayalım. Hangi başlıklarda nasıl açılımlar istiyorsunuz yazabilirsiniz. Bireysel danışmanlıklar alabilirsiniz. Eğer halen yönetemiyorsanız bakın arkadaşlar kendinizi sakladığınız, gizlediğiniz her bir olayda bilin ki sistem yanlışlıkları zerrece onaylamaz. Er veya geç sizi hakikatiyle tanıştırır. Nerede? 10 yıl önce, 50 yıl önce, 1 yıl önce, 1 ay önce, 1 gün önce, 1 hafta önce yaptığınız nerede bir yanlışlık yaptıysanız mutlaka onların hepsini sürekli an be an kişi zaten yaşar arkadaşlar. Oo, para beşli mi? Aa, vallahi üzüldüm şimdi bu saatte para beşli ve imparator ve altta da ay bakar mısınız imparatoriçe para beşli imparator görmek istemedim 3 kart birden var burada ay ben açılım yapmasam mı kapatsam mı acaba peki neyse ben kartları karıştırıyorum sistemin mesajlarını aldık sevgiyle ama yine de ben karıştırmak istiyorum. Kartları kendim çekmek istiyorum. Sistemim o kartları verirse yine versin istiyorum. Israrla cimrilik ne kadar olumsuz kart varsa o kartlar çıkıyor sevgili arkadaşlar. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah korusun. Yani hakikaten çok ciddi olumsuz kartlar kendini gösterdi ki 22 ben 22 Haziran'a kadar erilleri neler bekliyor, dişileri ne bekliyor diye o şekilde açmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Peki. Kartlarımızı yaydık. Şöyle siz de görün. Erilleri ne bekliyor? 4 kart alacağım. Para üçlü geldi. Tılsım onlu geldi. Para dörtlü bakar mısınız? Bu iki kart demin zaten düşmüştü. Almadım biliyorsunuz. Yine geldi. Tabii ki sistem verir yani. Konu kaçınılmazdır. Değişmez ki. Yani kişi kendi gerçeğini kar ederse nasıl davranırsa kartları sistem veriyor. Bir tane daha alacağım. 4. Kaç tane alayım? 5 tane almak istedim. Tılsım üçlü, tılsım onlu, tılsım dörtlü, kılıç ikili, kupa dokuzlu maşallah. Peki. Şimdi o zaman bir dakika. Şöyle yapayım. Ben dişili de ne demek istiyor? Şöyle 4 kart şurada kalsın. Ben 8 karta çıkarayım bunu. Bolluk bereketle ilgili de bilgiyi de bilmek istiyorum. 4 kart alayım eriler için, 4 kart da dişiler için alayım. Bu biraz kapalı geldi yalnız. Elime al dedi ama düştü. Onu demek kapatması gerekiyor bu konu neyse. Peki bunu eriler için aldım. Bu da sistemin tekrar verdiği ısrarla al diyor. Oo, mahkeme muhakeme. O zaman alayım bunu da ortaya. Peki o zaman şuraya açıklama kartlarını alayım. Ondan sonra dişil için alayım. Bakalım açıklama kartları ne verecek. Tılsım üçlü için alayım öncelikle. Düğüm geldi. Bu nedir arkadaşlar ya? Sanki yeni başlayan süreci hiç yaşamamış yeni başlayanları okuyor gibi hissettim kendimi. Peki bir dakika şöyle yapayım ben bunu yayayım da şöyle rahat rahat okuyayım. İkinci devamında da dişilleri okuyayım. Şu kupa dokuzluyu da buraya alayım. Şöyle boydan boya bir dizeyim. Ondan sonra açıklama kartlarıyla birlikte şu şekilde okuyayım. Düğüm geldi tılsım üçlüye. Peki. Tılsım onluya bakalım ne gelecek? Güneş kartını verdi. Fakat güneş kartını hani görebilmesi için şu kartı kapalı verdi. Açacağız onu da.
Tılsım 10 diyene verir. Uçak geldi. Tılsım 4 diyene verir. Şu kendini gösterdi. Alalım. Unicorn geldi. Masum, saf, iyi niyetli yaklaşımlar. Peki bakalım o zaman. Kılıç ikili. Ağaç. Mahkeme muhakemeye kutlama geldi. Aa, enteresan bir kart geldi mahkeme muhakemeye. Demek ki burada mahkemeden ziyade muhakeme ediliyor. Muhakemede de olumsuz düşünülen, çıkılamayan bir durumda aslında olmayacağını zannederken, kutlama yapamam derken, hay hay diyor, sen orada kutlama yapacaksın denildi. Kupa 9'ya güneş verildi. Güneş kartı, iki güneş kartı geldi. İki farklı desteden. Peki kılıç prensine ne verir? Kılıç prensine bakalım. Pusula geldi. Peki, güzel. O zaman güneş kartına da bir açıklama alayım buraya. Ve şu kapalı kartı da bir tane alayım. Peki, o zaman önce erileri bir okuyalım, sonra dişileri yapalım. Şimdi o zaman sevgili gönül dostlarım, burada demek ki tasım üçlüye düğüm geldi. Şimdi düğümde de çözülemeyen problemler, zorlayıcı sorunlar ve karmaşa varmış. Tılsım üçlü, üçlü bir şey var orada. Yani bir yanlış düşünce, fikir var ya da başka kişilerin ağızlarına bakılıyor. İkinci, üçüncü kişiler araya sokulmuş. Orada bir düğüm yaratılmış. Ve düğüm kartı zaten bakın kare şeklinde her tarafına düğüm atılmıştı. Bir önceki videoda ne demiştim arkadaşlar? An akış bilgisi gelmişti. Hissiyatları masaya oturtmuştu beni. Neydi? Yanlış işler içinde bulunmayın, değil mi? O sihirli illüzyonist durumlarla ilgili bilgi vermiştim. Bakın sanki ona teyit gibi geldi. Üçüncü kişiler düğüm işlerini yapıyorlar ya da işte çözülemeyen düğüm haline gelmiş sorunları, o zorlayıcı durumların neden bir türlü kurtulamadığını, hayatını bir türlü neden yapmak istediklerini yapamayan kişiler kendilerine bir çeki düzen versin. İşte sen üçüncü kişi gitsin diyor. Yani burada üçüncü bir enerji çalıştırıyorsun. Üçüncü enerji demek, üçüncü kişi, üçüncü durumları Allah'ın nazarında kabul görmeyen yasaklı durumlar demektir arkadaşlar. Yani Allah'ın nazarında, Allah'ın onaylamadığı, hoş görmediği durumlar, işte günah mı dersiniz, ne diyorsanız artık, o tür durumların hepsini kasteder, kişileri kasteder, olayları kasteder, düşünceleri, fikirleri, tutumları, duruşları, onları anlatır. Dolayısıyla üçlü olan hiçbir yerde kabul görülmez. Neden? Çünkü sen ve isteğin vardır, bitti. Orada sen ve sevdiğin vardır, bitti. Sen ve işin vardır, bitti. O zaman o da mı, bu da mı demeyeceksin. Ik, mık yok deniliyor yani kısaca. Dolayısıyla burada çözülemeyen problemler, zorlayıcı sorunlar ve karmaşalar yaşıyor isen diyor. Sen üçüncü kişi gibi davranıyorsun, üçüncü kişi gibi enerjiler çalıştırıyorsun, üçüncü kişiden farkın yok ya da üçlü kişilere yer açtın, üçüncü kişileri araya kattın. Sen kendin ya da doğru olmayan üçüncü kişilerle işbirliği içine girdin. Allah onaylamıyor, tasvip etmiyor örneği. Düğüm var burada. Düğüm çözülmeyen problemleri anlattığı gibi burada üçüncü kişi de olduğu için işte o gidip birilerine okuma, üfleme gibi düğümlerle bir şeyler yapıyorsan da işte bu da doğru değil deniliyor. Kim yapıyorsa tabii ki bunu. O kişiler üzerine alacak. Üçüncü kişiler. Çünkü burada üçüncü kişilerle ilgili bir durum geldi. Bir düğümsel durum geldi. Diyor ki üçüncü kişiyle ilgili bir durumlu problemini çözemiyorsun. Ne olabilir? Ahmet Ayşe'yi seviyor. Ayşe'de bir üçüncü kişi var mı yok mu diye halen düşünüyorsa üçüncü kişi gibi düşünüyor diyor. Sen o zaman ilahi eril falan değilsin. Benim nazarımda ben seni görmüyorum. Üçüncü kişi enerjisinde çalışıyor. Üçüncü kişi de senin için bunu yapıyordu zaten. Sen de bunu eğer sevdiğini yapıyorsan o zaman üçüncü kişiden farkın ne ki? O da öyle düşünüyordu. Sen de öyle düşünüyorsun. O zaman o üçüncü kişi oluyor da sen mi olmuyorsun? O zaman farkın ne deniliyor? Üçüncü kişi gibi düşünme. Üçüncü kişi gibi davranma. Üçüncü enerjilere girme. Yanlış enerjilere bulaşma. Yanlış enerjilere girme. Bu da sana sorunlar, seni zorlayan psikolojik, ruhsal, maddi, manevi, işte o seni zorlayan durumları getiriyor diyor. Karmaşa yaşıyorsun. İşte bakın karmik evlilik, üçüncü kişi ve düğüm geliyor. Bu kadar olur. Cimri davranan bir eril. Niye? Çünkü mutlu olmadığı bir karmik evlilikten. Ya boşandınız, ya boşanıyorsunuz, ya bitti, ya bitirilmek üzere, ya hala etkileri var. Ya da size üçüncü kişilerin yaptığı durumlarla ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız, bana niye bunu yaptı diyorsa o konuyu kapatmanızı istiyor sistem. Buradaki kapattığı kart neydi? Tılsım 8'li. Ha, işe güce kendini vermiş. Gök kuşağını unutmuş.
Tabii bakın şimdi işte ne kadar birbiriyle bağlı. Şimdi burada ne anlatılıyor? Ben şunu anladım. Unicorn'la da ne, uçakla ne diyor? Seyahate çıkmak, uzak mesafeler, yer değişikliği, uzaklara gitme isteği. Siz öncelikle kafanızdaki uzak olma, soğukluk düşüncesini bence bitirin. Siz beyninizde, zihninizde, siz kendi fikrinizde bence soldan sağa geçin arkadaşlar. Yani düşük iradenizden daha iradeli, yüksek iradeli davranın. Daha yüksek iradeyle hareket edin. O düşük enerjide sizi mesela seyahate çıkmanız gerekiyor. Eğer gündeminde benim bir seyahat yoksa, fiziksel olarak bir tatil yoksa, bir seyahat yoksa, birini ziyarete gitmeyeceksen, o zaman şu var demek ki. Uzak mesafeler. Siz kendinize uzaksınız. Kendi fikrinizde kendinize uzaklığınızı bitirmeniz gerekiyor. Sevdiğinize karşı ruhsal olarak hani fiziksel olmayan şekilde duygu, düşünce ve hislerde soğuksanız, soğuk hissediyorsanız ya da onun size karşı uzak ve soğuk olduğunu düşünüyorsanız bu düşüncelerden seyahat et diyor. Yani fiziksel seyahatten önce ya da sana fiziksel seyahati, çünkü uçak aynı zamanda fiziksel seyahati de gösterir. Eğer sana fiziksel seyahati yaptırmıyorsan bil ki seni orada, burada hala tutuyor olmamın sebebi burada düğüm de geldi. Üçüncü kişi de geldi. Tılsım onlu, tılsım üçlü, tılsım dört. Tam karmik kartlar, karma enerjilerle, karma fikir, karma düşünceler, karma davranışlar, karma durumlar, karma tutumlar, yani doğru olmayan, karma kelimesini de kullanmak istemiyorum artık, iptal 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 diyorum. Doğru olmayan negatif bir tutum, düşünce, enerji, davranış, olay, durumdasın deniliyor. Bunu onaylamıyorum diyor sistem. Siz erilleri, çünkü daha zaten eril kartlara. Dolayısıyla diyor ki sen diyor, eğer sevdiğime karşı ben soğukluk hissediyorum, o beni sevmiyor, istemiyor, benden uzak ya da ben ne yaptım, ne ettiysem bir türlü aradaki buzları çözemiyorum, bir türlü onunla bir uzlaşamıyorum, bir iletişime geçemiyorum ya da kavuşamıyorum ya da barışamıyorum ya da affetme, af dilemeye gideceğim, gidemiyorum, özür dilemeye gideceğim, gidemiyorum. Hani sistemde diyor ki sen önce düşünceni değiştir ki seni göndereyim fiziksel eyleme. Fiziksel eylemi sana yaptıramamamın sebebi diyor senin düşüncenin yanlış olduğu, tutumun yanlış diyor. O kadar cip, bakar mısınız? Cimrilik kartı unicorn'un ise o, anladım şimdi. Burada çok önemli bir şey var arkadaşlar. Yalnız bakın. Oh, ah arkadaşlar. Ah sevgili gönül dostlarım, sevgili canlar. Bu da kendini atıp atıp durdu. Bu da iki de üç kez koluma yapıştı. Almadım, ısrarla tekrar yapıştı, artık alayım dedim sevgili arkadaşlar. Peki neymiş? Bakın şimdi burayı dikkatinizi çekeyim arkadaşlar. Kendi kendisiyle, çevresiyle çelişen bir eril. Yani çevresinde hala ona olumsuz davranan kişiler var. Onlarla hala çatışma, savaş, harp halinde. Ne bu? Anlaşamıyorlar yani. Fikir uyuşmazlığı. Burada bir de fiziksel dert de vardır. Yani bu fiziksel, çünkü bakın coplarla birbirlerine girmiş insanlar. Yani kavga ve tartışma düzeyine geliyor. Demek ki birileriyle tartışıyor, birileriyle kavgası var. Ya da bunu zihinde düşünüyor. Böyle olacak diyor ama aslında sistem diyor ki öyle değil. Bu senin kendine bindirdiğin gereksiz bir yük. Yani yanlış şeye enerji harcıyorsun diyor. Demek ki ısrarla bu kartlar onun için düştü. Peki bunları okuduk, kaldırıyorum. Biz kendi ana kartlarımıza dönelim. Diyor ki, ha bakın şimdi. Tılsım onunla bir karma evlilik kartıdır. Ya da kişi evli değilse sevdiğinin karma bir evlilikte olup olmadığını merak etme duygusudur. Düşüncesidir daha doğrusu. Duygu değil de illüzyonist bir düşüncedir. Yani düşük iradelidir. Biraz az akıllılıkla düşünülen bir fikirdi. Düşük akıl daha doğrusu. Ve cimri davranıyor. Yani diyor ki ben senin karma üçüncü bir kişiyle, başka bir kişi hayatında var yok bilmiyorum. Sen karma bir evlilikte misin, birliktelikte misin, bir ilişkin var mı yok mu? Bu evlilik kart çünkü. Bu üçüncü kişilerin evlilik kartı arkadaşlar. Hala üçüncü kişilerle ne gibi sorunlarımız var? Üçüncü kişileri hala hayatınızda eleyemediniz mi? Ya da yeni mi sisteme katılan arkadaşlarım var? Benim bir 15-20 kişi yeni geldi sanıyorum. Siz yanlış fikir, tutum ve düşüncedesiniz. Bakın. Her ne yaptıysanız yanlıştasınız. Bunu söyleyeyim. Eğer bu yeni gelen katılanlar için, ya çünkü burası daha sahanın ilk dönemlerini anlatan kartlar. Bu kadar 4 yıldır 720 video okudum. Nasıl geriye dönüp başa mı sardık şimdi yani? O da olamayacağına göre. Demek ki yeni katılanlar, yeni aşamada olanlar. Üçlü ilişki içindesiniz. Karma fikir ve duygu ve düşüncelerdesiniz. Yanlış deniliyor, duygu değil pardon. Bu yanlış düşüncedir. Yanlış tutumdur. Yanlış davranıştır. Tamamen bu kartlar
Bakın şunların hepsi yanlış ve karma kartları arkadaşlar. Bunların hepsi. Size deniliyor ki mahkeme muhakemeden çıkamıyorsun. Zihin ve kurgudan çıkamıyorsun. Bakın kartları okuyayım. Zihin, 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 zihin. Öyle bir kurgu yapıyorsun ki gerçekten uzaklaşıyorsun. İllüzyonda yaşıyorsun. Ne yazık ki onu gerçek görme kartıdır. Mahkeme, muhakeme, mahkeme, muhakeme. Belki bir karma evlilikten, üçüncü bir kişiden boşanmak istiyorsunuz. Bitirmek istiyorsunuz. Karar ver, mahkemeye git, boşa diyor. Bu karma evlilikse, boşanmak istiyorsan. Ya da artık orada o insana da cimri davranma, kabul et, karma evliliği devam ettirmek istiyorsan ettir ama bir sonuca git. Ya bitir, ya bitir, ya bitir, ya bitir. Karma evlilikler her şekilde bitirilir. Bir ay daha uzatırsınız, 6 ay daha, bir yıl daha uzatır. İsterseniz 10 yıl uzatır, isterseniz 50 yıl daha uzatır. Karma evlilikler Allah'ın nazarında yasaklı olandır, bitirilir arkadaşlar. Çünkü doğru değildir. Dolayısıyla cimri davranıyorsun kendine. Belki sevdiğin var, ona cimri davranıyorsun. Belki sevdiğin hakkında, yani bu aşamada üçüncü kişilerin olması çünkü mümkün değil. Hani o da bana geldi şu an. Sen sevdiğinin bir karmik yapı, evlilik. Çünkü bu evlilik kartıdır. Tamamlanmış bir kartı gösterir. Yani tamamlanmış bir evlilik olgusu içinde olduğunu gösterir. Bir üçüncü kişiyle bir işbirliği içindesin. Bunun kurgusunu yapıyorum. Bu doğru mu değil mi diye bilmek isteyen bir erin. Kendisine ve ruh işine cimri davranan bir erin. Elini kolunu bağlamış bekleyen bir erin, sürekli bunu ruhsal olarak ruhsallıkta kalmaktan artık bu düğümü çöz diyor sistem ve artık burada eyleme harekete geç, ruhsallıktan çık. Artık bunu mahkeme muhakemesini de yapmaktan geç ki sen burada artık bu aşamayı geçtin. Hala dönüp dönüp geriye dönüp bunu sarıyorsun, bu doğru değil. Bu problemi artık çözmen gerekiyor, bu seni zorluyor. Seni bu karmaşalara sürükleyen, bu yanlış düşüncelere sürükleyen şey... Ve unicorn'un üzerine kapanmıştı. Ne dedi? Masum. Kimle ilgili yanlış bir düşünce, fikir ve tutumda isen, bu sevdiğin olabilir, ortağın olabilir, işte başka biri kimse, yani diyor ki burada sistem, ez cümle, seni sağlam ve köklü bir ilişkiye adım atabilmen için bu zihin kurgularından çıkın. Bakın kaç tane zihin kurgu kartı var arkadaşlar, bakar mısınız? Bunların hepsi zihin kurgu kartları. Tamamen kişi illüzyonist bir planda yaşıyor. Bu kartların hepsi olumsuz kartlardır. Olumsuz düşünceleri, tutumları, olumsuz davranışları gösteriyor. Bu da bunun üstüne kapandı. Bu neymiş? Bunu ters çevirmeniz gerekiyor. Kupa 9'du. Bütün bu yanlışları düşünüp elinizi kolunuzu bağlayıp oturmuşsun. Sistem bu düğümü çöz. Bunu da eyleme harekete geçerek yaparsın. Böyle kupaları düzüp böyle oturarak çözemezsin diyor. Bunu onaylamıyorum diyor. Bunu bunun üzerine kapattı. Ben de kapattım attım. Bu cimriliği son ver diyor. Bunu mahkeme muhakemesinden ve bunu ruhsalından çık dedi sistem. Bunları da kapatıyorum. Hoşuma gitmedi zaten. Hala cahil cahil enerjilerden biline bile isteye bile isteye, bilinmesine rağmen hala bile isteye yanlış düşüncelerden, tutumlardan geri kalmıyorsunuz maalesef ki. İşte o yüzden de sınavlarınız bitmiyor, bir türlü kavuşma aşamasına geçmiyorsunuz çünkü hala kişi kendini inkarda olduğunda gerçeğiyle kavuşturulamaz arkadaşlar. Kişi illüzyonist planlarını bırakmadığı sürece, kendi gerçeğini kabul etmediği sürece, hele çalışıp emek vermiyorsa, hazıra konup birileri sayesinde yaşam kurmak istiyorsa, para almak istiyorsa, iş kurmak, kurdurmak istiyorsa, mutlu olmak istiyorsa, aşk gelsin, para gelsin diyorsa, işte daha çok beklerler, hiçbir şekilde de olmaz. Kişi kendisi bir emek vermeli, çaba vermeli. Biz de burada değil mi? Hayatımın neredeyse dörtte, hani beşte dördünü eğitimle geçirmiş biriyim. Dolayısıyla kendi ekmeğimi kendim kazanıyorum. Kendi çabalarımla, kendi gece gündüz ben okuyup araştırırken, kendimi geliştirirken, eğitim alırken, eğitim verirken, öbür tarafta bir diğeri bir diğerinin sırtından paraya kavuşmak istiyor, iş kurdurmak istiyor, onu al. İşte Allah diyor ki reva değil değil. Bak çalışan kullarım gibi çalış, sen de emek yap, sen de bir kendini ispatla, göster, bir şeyler yap ki ben de sana vereyim. Sen başka bir kulumun sayesinde ona buna kavuşmayı bekliyorsun, daha çok beklersin deniliyor. İşte sen ruh ikizin içinde, sevdiğin içinde eğer bu açılımı dinliyorsa, senin önce bu yanlış, bunların hepsi bakın yanlış. Ne diyor? Bunlardan diyor vazgeç. Kaç tane kart? Kılıç prensi, vazgeç. Tılsım dörtlü, vazgeç.
Tılsım onunla. Vazgeç, vazgeç. Sevdiğinin bir karma, bir ilişki içinde misin diyorsun. Ya da boşandı. Mahkeme kartı da geldi burada. Boşanmak üzere misin? Boşandın mı? Boşayacak mısın? Boşanmış mısın? Hala nasıl ben böyle bir karma evlilik yaptım diye düşünüyorsan artık bunu geç diyor. Bitti. O kaderinde vardı, geçmişinde yaşanıldı, bitti. Sana aynalattırıldı, o dönemi kapat ki artık bunda ne dedi? Kupa dokuzluyu da kapattı. Kendine ve sevdiğine, gerçekleştirmek istediğin şeye cimri davranma ki bu kurgudan da artık çık ki buradaki düğüm çözülsün denildi. İşte uçak seyahat şimdi ne için gelmiş anlıyorum. Şunu tamam şöyle kapatayım, uzaklaştırayım. Ay sıkıldık artık ya, gına geldi yani. Seyahate çıkmak, uzak mesafeler, yer değişikliği, uzaklara gitme isteği. Unicorn ne diyormuş? Masumiyet, saf ve iyi niyetli yaklaşımla. İşte siz ruh ikiziniz gibi eğer iyi niyetli olmazsanız bakın. Şimdi bu kutlama birbirini seven iki insan arasında kutlamadır değil mi? Bu patronuna bu tür kutlama. Çünkü burada aşk tutku var. Sevinçli haberler, içindeki heyecanı paylaşma ihtiyacı. Şimdi sen eğer bunu sevdiğin bir insan için dinliyorsan, size deniliyor ki ağaç kartı da geldi. İyi, sağlıklı, köklü, sağlam birliktelikler, kuvvetli aile bağları. Unicorn'da ne dedi? Masum sevdiğin. Eğer sen sevdiğin hakkında cimri davranıp buradaki gibi iyi niyetli davranmazsan bu kör düğümlerden bir türlü kurtulamıyorsun. Bu zihin kurgularından, bu cimriliklerinden. İşte tutup da böyle artık kupaları dizdim, çok şey yaptım gibi düşünüp de aslında sen sadece kendinde, kafanda düşündün, hayalde. Ne dedi? Bunu böyle kapattı, üzerine bunu bitir dedi. Sen aslında hiçbir şey yapmıyorsun bu sevgi ve bu aşk için ve sevdiğin için, sevdiğine kavuşmak yolunda. Onunla hem diyorsun ki benim olsun, mutlu olayım, kutlama yapayım, gökkuşağını yaşayayım, mutluluklar yaşayayım, maddi manevi şifalanayım, sağlık bulayım, iyi ve sağlam köklü aile birlikteliği kurayım. İşte o masum mu değil mi? Sistem de size diyor ki önce sen masum musun, kendine bak diyor. Karşındakinin masumiyetini sorgulayacağına, o kulum bende de sen kendine bak diyor. Sen de bendesin, sana seni aynalattırıyorum. Her kul kendi bacağından asılır. Bitti. Her koyun kendi bacağından asılır. Pardon, her kul nereden çıktı? Her koyun kendi bacağından asılır diye bir laf var değil mi? İşte arkadaşlar, siz sevdiğiniz, kutlama yapmak istediğiniz ve sevinçli ne diyor? Sevinçli haberler, içindeki heyecanı paylaşma ihtiyacı. İçindeki heyecanı kimle paylaşacaksın? Tabii ki sevgi ve şefkatle ulaşmak istediğin o sevdiğinle paylaşmak istiyorsun bu kutlamayı. Çünkü burada ilahi eril dişil kartıdır ve birbiriyle tutkulu, güzel, sevinçli, mutlu bir kutlamadır. Şimdi buradaki kutlama geçmişinden biriyle yapılan kutlamayı gösterir. Yani geriye dönük olarak geçmişten gelen sevdiği birine karşılık, onunla yaşadığı anıları özleyen, onunla bir araya gelmek isteyen duyguları, hisleri yükselmiş, sezgileri kuvvetli, bu ilişki hakkında maddi manevi artık her şeyi öğrenmiş ve artık gerçekten çok güçlü tutkulu duyguları olan ve masumca, aslında hani masumca birbirini seven iki insan olduğunu anlama kartıdır. Ve geriye dönük sevdiği biriyle birlikte bu kutlamayı yapmak. Yani nedir? Burada bir hareket var bu kutlamanın olması için değil mi? Nasıl olacak? Ancak eril dişle giderse olur. Dişliler asla erillere adım atmıyorsunuz. Asla arkadaşlar. Bilin ki yanlış bir eylem yaparsınız. Şimdi mesela bakın ben size bir bilgi daha vereyim. Hayatınızda çözemediğiniz şeyi bilin ki empati kurmadığınız içindir arkadaşlar. Orada bir uyum dengeye gelmiyorsunuz. Onun için olmuyordur. Bunu beyler için söylüyorum. Çünkü bakın arkadaşlar, eylemler ilahi eriller içindir. Mars burcu, Mars sizin gezegeninizdir. Yani ilahi eril, rahmani enerjiyi temsil eder. Burada Allah Celle Celaluhu der ki siz eril olan, adam olan, erkek olan Adem oğullarına şunu söyle. Mars görevini seninle sürdürüyorum. Yani burada seni Mars'la sınayıp denememin sebeplerinden bir tanesi, Mars eril ve hareketi gösterir. Yani adamlar için, adamların sürekli hareket, eylem, uyum ve çözüm içinde
dengede olup empati kurarak ancak şifalanabilirsiniz. Çünkü Mars gezegeni eril gezegendir. Sizi temsil eder aynı zamanda. Aslında Mars gezegenin çok büyük bir özelliği vardır. Siz eriller içinde değildir, dişiler içinde değildir. Mars rahmani enerjiyi gösterir arkadaşlar. Yani dünyasallığın üzerindedir. Diğer hiçbir gezegeni müdahale edemediği tek gezegen Mars'tır. Birinci ev Koç'un yönetici gezegenidir aynı zamanda. Eril enerjiyi, rahmani enerjiyi temsil eder. Onunla şu denmek ister. Koşulsuz sevgiye gel, empatiye gel, kurgu yapma. Allah'a inançlı ol, sevdiğine inançlı ol. İstediğine inançlı ol. Yani neyi istiyorsan ona inançta ol der. İnanca gelebilmeniz için işte Mars gezegenini, o yüzden en korkutucu gezegendir. Sınavları, imtihanları, döngüleri çok ağır ve büyüktür. O yüzden kendini var edemezsen, eğer gerçekleştiremezsen, haşa varız zaten de, gerçekleştiremezsen, kendini kısır döngüye sokarsan, o seyahat etmen gereken düşünceden seyahat etmezsen, sevdiğine gidip o seyahati yapmazsan veya sevdiğini alıp gidip bir seyahate çıkmak, bir tatile gitmek, gezmek, eğlenmek, mutlu olmak, kutlama yapmak istiyorsan, uzaklara gitmek istiyorsan, işte yani ne yapmak istiyorsan sevdiğinle git. Aradaki bu soğuk buzlu mesafeleri, bu uzaklık mesafelerini, ya da o benden uzaktır, ya da o istemiyordur, ya da o benden gitmiştir, onun yerine düşünmeyi bırak diyor size. Bırak, bırak, sınavların bitsin. O yüzden Mars gezegeni eril enerjidir, hareket gezegenidir. Mars'ın en büyük etkisi hareketli ol der. Doğru yerde doğru hareketi yap, doğru yerde doğru eylemde bulun. Doğru yerde doğru kişiyle ol. Doğru yerde doğru kişiyle iletişimde bulun. Ve doğru şekilde, gerektiği gibiyle, konunun muhatabıyla konuş. O yüzden tamamen rahmani enerji etkisindedir. Ve hiçbir gezegen, o yüzden Mars'la kavuşumları, hele kare açıları, o yüzden çok çok büyük hayati döngülerdir arkadaşlar. Yani burada ben Mars'ım, erilim demin kendinize sınav çağırırsınız. O denli tehlikeli ifadelerdir yani. O yüzden Mars gezegeni Allah'ın nazarında biz hepimiz aslında koşulsuz sevgiye gelmemiz istenir. Çünkü bize sevgisini öğretir, kendisini bilmekliği açtığı için birbirimizi de öyle sevmemizi ister. Yani der ki bir kulum mu, ben bir kuluma gönderdiğimde onu ona armağanla gönderirim. Kişi bu yolda ne kadar saf niyetle, teslimiyetle, inançla, empatiyle, sevgiyle, koşulsuzlukla onu gönderdiyse öbür kuluma, nasıl gittiği, ne kadar sürede gittiği, ne şekilde gittiğine, nasıl gittiğine bakarım der. Mars bunu yönetir. O yüzden bütün gezegenlerin üzerinde etkisi en büyük gezegendir. Ve o yüzden bütün gezegenler de Mars'tan korkar zaten. İşte bakın, yani korkar derken tabii bu mecazi bir ifade. Hani durumu anlatmak için kullanıyorum. O yüzden Mars eril bir enerji olduğu için, hareket de Mars'a ait olduğu için tamamen Allah'ın yönettiği planlara bakar. İşte neden 100 üzerinden 99,99, 1000 üzerinden 999,999 diye örnek verdim. Orada Allah'ı unuttuğunuz, haşa uzaklaştığınız ya da uzak olduğunu zannetme yanılgısına düştüğünüz nokta, o %1 Allah'ın birliğini gösterir ve Allah'ın planını gösterdiğinde orada yıkılan kuleler yaşatılır. Burada bu açılımın özeti bana şunu söylüyor. Gökkuşağını yaşamak istiyorsan, yer değiştirmek istiyorsan, hayat kurmak istiyorsan, ev kurmak istiyorsan, sevdiğinle köklü bir gelecek kurmak istiyorsan, pusulan sevdiğin, pusulan isteğin, köklü sağlam ilişki kurup, işle köklü sağlam ilişki kurmayacaksın yani. Herhalde sevdiğinle bu evliliği kuracaksın. Burada aşk geldi yani. İşte güneşi göstereceğim diyor orada. Korkma, iki güneş kartı iki farklı desteden geliyor. Ama sen hala para işle oyalıyorsun kendini. Ve hala sevdiğin masum mu değil mi, kendini işe verip avutarak kendini kandırıyorsun. Kulağını hala tersten gösteriyorsun. Ama diyor ki, şimdi anladım bu kartları. Ama bu bitti, bitti bu döngü. Siz bu döngüyü bitirmişsiniz. Ben şimdi anladım bu kartlar niye geldi diyorum. Hani yeni acemle arkadaşlarımız yola katıldıysa onlardan sebep geldi zannettim ama değil. Şimdi anladım. Bir dakika, şimdi anladım. Olayın boyutu şimdi oldu. Sen kendi saplantılı, bağnaz, egoist fikir ve düşüncelerinden bir kere seyahat et. Sonra hiç görüşemeyenler için sevdiğine yolculuk yap, git onunla görüş diyor. Mesafeleri kapat. Yer değiştir.
Ev değiştirmek istiyorsan değiştirebilirsin. Yer değiştirmek istiyorsan değiştirebilirsin. Uzaklara alıp başını gitmek istiyorsan git, git diyor. Ama ne yapmak istiyorsan onu yap. Yeter ki yap. Yeter ki inançla yap. Yeter ki kurgu yapma. Kurgu yaptığın noktada düğüm oluşturuyorsun. Kurgu yaptığın noktada kendini bekletiyorsun. Ters geldi ve hatta kapatıldı. Hem de bunun üzerine neydi? Tasın dörtlü üzerine yanılmıyorsam kapatıldı. Bu kendine karşı cimri olmakla, sevdiğine karşı da karşındakilere karşı artık cimri olmakla, hayal kurup kurup beklemekle, zihin ve kurgu. Bakar mısınız burada iki tane kart zihin ve kurgu kartı geliyor. Bu kadar olur. Bu da zihin kurgu kartıdır. Bakın bunların hepsini kapatsın diyor sistem. Bakar mısınız? Şunların hepsini kapatsın diyor işte. Bu düğümün bitmesi için sizin bütün bunları kapatmanız gerekiyor. Allah'ın izniyle inşallah. Allah'ın zaten her zaman izni vardır. Kul yapmak ister istemez. Kendini bekleyen, oyalayan, erteleyen kişi kendisine. Hani Rumi'deki kart var, o aklıma geldi. Dinarların yedilisi. Ruhun özü sonsuzdur. Dünü bugünü yoktur artık. Yapmak istediğini yap yani. Artık kurguya yer yok burada. İşte kendini oyalama. Sen ne kadar kendini masum görüyorsan bil ki seni sevdiğin senden daha masum. O sana asla zarar vermedi. Hiçbir kötülük yapmadı. Birisi birisine zarar verdiyse, birisi birisine haksızlık yaptıysa o da sendin denildi zaten. Hani birinde yanlış arıyorsan önce kendini ara. Kendi düşüncelerinden seyahat et. Fiziksel seyahat yap. Eylem yap. Gökkuşağını görmek istiyorsun. Sağlam ve güvenilir yolumu bulmak istiyorum. Sağlam ve köklü, sağlıklı kökleri sağlam bir birliktelik kurmak istiyorum. Kuvvetli bir aile bağlı olsun, öyle bir aile bağı olsun ki burada böyle bir kutlama yapmak istiyorum. Sonsuza dek o gittiğim sevdiğimde kalmak istiyorum. Yelkenli de diyor ki yer değişikliği yap, taşın, hayal ettiğin yere git ve hayatta olma arzu. Nerede olmak istiyorsan orada ol, kimin yanında olmak istiyorsan onunla ol ki ruhsal yolculuğun artık fiziksel yolculuğa dönüştür deniliyor. Fazla yolculukta kaldı. Zaten unicorn da kapanmıştı üzerine. Oradan da o anda o bana o hissi vermişti zaten. Çünkü unicorn şunu söyler. Masumiyeti ve ruhsal enerjiyi, hani daha spiritüel ruhsal enerji anlatır. Der ki artık ruhsallıkta çok kaldın. Bütün sorularına da cevap buldun. Döngünde bitti, tamam, yola çık, fiziksel, somutta artık bunu yaşamak istiyorsan hayata dök anlamı vardır. O yüzden burada uçakta hem fiziksel seyahat hem düşüncelerden, yani yanlış durum tutuş. Tıpkı Rumi'deki kart geldi aklıma. Geç nehrin diğer yakasına. Geç düşüncendeki iradesiz düşünceleri bırak. Sana hizmet etmeyen düşük iradeli düşünceleri bırak. Parayla kendini oyalama. Güneş ve güneş iki farklı desteden güneş kartı geliyor. Bakar mısınız? Gökkuşağı, güneş ve güneş. Unicorn, masumiyet, yelkenle, ruhsal sevgi, aşkını somuta dök. Somut planında ağaçla veriyor. Bakar mısınız? Biri ruhsal sağlamlığı, biri dünya planındaki sağlamlığı gösteriyor. İşte bu kutlamayı ancak somut planda bu fiziksel seyahati gerçekleştiğinde bil ki sen doğru pusulanı buldun. Burada da güneş ve güneş bütün hayata dair güzel renkleri yaşayacaksın. Ama artık ruhsallıkta tamam okey öğrendin. Ama artık güneş ve güneş muazzam geldi gerçekten. Güneş ve güneş iki güneş kartı kalsın burada, böyle enerji çalışsın. Evet sevgili canlar, an akış bilgisiyle şimdi şu anda yıl 22'sine kadar neyi bilmemiz gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor? Demek ki ne yapmanız gerekiyor? Bu videoya denk gelen her arkadaşım şunu bilecek ki ben eğer eril ise nerede eylem yapmadıysam eylem yapacağım. Nerede hareket etmediysem hareket edeceğim. İşte bir sevdiğim varsa gitmem gerekiyorsa ona gideceğim. Kendimi bekletiyorsam bekletmeyeceğim. İşte özlediğim birine kavuşmak mı istiyorum? O zaman o özlediğim sevdiğim birine gideceğim artık. Ya herro ya merro. Yani sistem onu diyor ki ve orada da zaten ne dedi? Köklü sağlam birliktelikler, gerçek karşılıklı sevgi ve aşkla kutlama yapacağın ve gerçek köklü bir aşk ilişkisi, bir birliktelik, bir yaşam, bir yuva kuracaksın denildi. Ama bunun için senin düşünceden seyahat edip iyi fikirlere, empati kurarak gelmen gerekiyor. Sen sürekli ruh ikizin için, sevdiğin için, ruh eşin için, neyse sevdiğin insan için, her şeyi bırakın bir kenara. Arkadaşlar sevdiğiniz insan için gözünü kapat git diyor. Tevekkülün, inancın nerede? O insan bu kadar yaşanılan şeye rağmen senden zerrece bir yardım ve destek görmeksizin seni ona göstermedim, onu sana göstermedim. İşte
burada kavuşman için o nasıl tam tevekkül inançla seni görmeden inandıysa sen de öyle inanıp buna gitmen gerekiyor diyor. O bunu bana ispatladı. Senin ispat etmen bekleniliyor sistem ve sevdiğin tarafından. Sen kendi taahhüdünü yerine getirmedin diyor. Ya Herro ya Merro deyip gideceksin diyor. Bu da bana tevekkül, bana inanç noktam diyor. Bu ispatını sistem sizden görmek istiyor. O yüzden sevgili arkadaşlar, nerede kaldı bilmiyorum. Sistem size tam tevekkül, tam inançla gitmenizi söylüyor. Ya Herro ya Merro demene gerek yok diyor. Sen bu aşkta kalıcı, sağlam bir birliktelik kuracağını, bir evlilik, bir birliktelik. Bakın, iyileşmek, karanlıktan aydınlığa çıkmak, egosal benliği koruma içgüdüsü. İşte bunu koruma diyor yani. İki güneş kartı geldi. Sen eğer sevdiğine, onunla sağlam, köklü, mutlu bir ilişki, bir birliktelik, bir aşk, bir yuva kurmak istiyorsan, hayata dair güzellikleri yaşamak istiyorsan, sistem size diyor ki kısaca, artık biraz tevekküle geç, biraz inanca geç. Hani kurgudan artık kurtul ki sana bunu yaşatayım. Çünkü sen kurgudan çıkamadığın zaman deniliyor. O zaman bu empati kuramıyorsun işte. Ama empati kurmadığın zaman da koşulda oluyorsun. Koşulda olduğunda da sen zaten ulaşmak istediğine bir türlü ulaşamıyorsun. Sürekli zihin blokajı ve kurgudan çıkamıyorsun. Bu da benim nazarımda koşulluk oluyor. Ve ben seni koşulda olman, benim ilahi sevgi ve aşk arınık olması gerekiyor. İki tarafın karşılıklı olması gerekiyor. Dolayısıyla senin bunu artık bitirmen lazım. İnançta olman lazım deniliyor sistem tarafından size arkadaşlar. Yani hala sizin tam tevekküle geçmediğiniz, inanca geçmediğiniz için sürekli saplantılı bir şekilde sevdiğinizi şey yapıyorsunuz. Peki, şimdi çok güzel kavuşma var. Okey, birliktelik var. Okey, aldık, kabul ettik. Teşekkür ederiz. O zaman burada şeyi soralım. Ben Rumi'den de şöyle bir şey de sormak istiyorum. Rumi tarot kartlarıma bakın. Şimdi bu ilahi eliller, özellikle eylem size baktığı için, çünkü dişiller hiçbir zaman size eylem yapamayacaklar için zaten bu beklenti içindesiniz. Büyük gaflet içindesiniz demektir. Bugüne kadar kendi kendinize boşuna beklettiniz ve sistem zaten direkt fırlattı. Biz bir alalım. Kadehlerin iç olanı, zevkler ve hoş şeyler ruh içindir. Tüm renkler benimdir. Siz böyle gözüküyormuşsunuz. İşte hala bu edalarda olduğunuz için, yani bu toy gamhat enerjisi şeklinde bir şey. Hani zevkler ve hoş şeyler benim içindir. Ben ne istersem onu yaparım edasındasın. Ama diyor ki sistem size, yoksulluk yaşatıyorum. Yalan söylüyorsun, kendini kandırıyorsun. Hani sana bu yoksulluğu yaşatırken sen neyin hayatın bütün zevkleri ve hoşlukları bana aittir edasından çıkmıyorsun. Kendini kandırıyorsun. Kimseyi kandırmıyorsun. Ruh ikizini de kandırmıyorsun. Hele sistemi hayatta kandıramazsın. Sistem de size diyor ki, kendine karşı sahtesin, maskelisin deniliyor. Onaylanmıyorsunuz bu iki kartla arkadaşlar. Çünkü siz şöyle diyormuşsunuz. Hani hayat bana güzeldir gibi davranıyormuşsunuz. Ruh ikisinizi de öyle gösteriyormuşsunuz. Ruh eşinizi ya da sevdiğiniz kadına siz eriller. Fakat sevdiğiniz kadınlar da, dişilleriniz de bunu zaten biliyormuş, yanlış noktada durduğunuzu. Sistem de diyor, bu yoksunluk içindesin, neyin hayat bana güzeldir, istediğimi yapıyorum gibi gösteriyorsun. Bu bir illüzyon deniliyor size arkadaşlar ve bunun içinde yoksullukların bitmiyor. Ama bunun bitmesi de senin elinde. Senin kendi kendine, kendin için yapacağın bir küçük kupa prensi edası eylemiyle alalım şimdi buraya sırasıyla böyle. Kadehlerin iç olanı, dinarların beşlisi, ölüm kartı üzerine geliyor. İşte şu iki kartın üzerine ölüm kartı geliyor. Bakın sırası da bu. Bunları bitirmediğin için fiziksel eyleme geçmiyorsun, ruhsalda kalıyorsun. Bu ruhsaldır arkadaş. Ruhsal ikiz ruhları gösterir. Ne diyor? Kadehlerin ikilisi, yani kupa ikilisi. Aşk göklerin sadece bir kübik tabakası olduğu sınırsız bir okyanustur. Yani ne deniliyor? Ruhsal olarak bu aşk göklerden, yani ilahi hak katın lütfudur. Bu da sınırsız ve sonsuz. Yani bir denizdeki bir köpük tabakasını düşün. Oradaki o küçük köpücükel bir köpük tabakasını sayamayacağın kadar çok çeşitli ifade edebilirsin. Ruhsalda yaşamaktasın. Bu da sınırsız, sonsuz bir okyanustur. Ama bunu da artık fiziksele dök. Çünkü sen bunları bitirmedikçe ruhsaldan çıkamıyorsun.
ruhsaldan çıkamadıkça fiziksel boyuta geçiremiyorsun. Değnekleri 8'de Allah bir ok misali uçan rüzgara konuşlanmıştır. Yani her an bunu fiziksel eyleme döndürmek senin elinde, yapmak senin elinde. Özgür iradenle ruhsallıkta kalan sensin. Fiziksel yaşayamıyorum diyorsun ama sana sistem bunları bitir diyor. Sen yoksun de, yoksulluk ihtişamlı hükümdarın ışığıdır. Tam da yoksulluk yaşınca nasıl hükümdar oluyorsun deniliyor. Kendini kandırıyorsun. Bütün zevkler, o hoş şeyler bana aittir. Gelirim, giderim, istediğimi yaparım. Hayat bana da güzeldir. Edalarında dolaşıyorsun. Bu da boş. Kimseyi de kandırmıyorsun. Bu edalarla da kendini kandırmaktan vazgeç. Veya parayla yakalanır diye vazgeç. Ya da işte kendini işle, parayla oyalamaktan vazgeç. Bütün bunları bitir. Ruhsallıktan çık. Bunu da her an yapabilirsin. Allah'ın izni ve onayı vardır. Allah bir ok misali uçan rüzgara konuşlanmıştır. Bitti. Allah izni onayı vardır. Allah artık benden izin onayı isteme diyor. Sen zaten hiçbir zamanda izne tabi değildin. Sana zaten özgür irade verdim. Neyi nasıl yapacağını kendin seçip yapıyordun. Bunu yapmayan sendin denildi. İşte sebat ol. Bakın 1 ve 1, 11 numara. Kendini bil, ruh ikizini bil. Çünkü o bu bilgiye haiz, o kendini keşfeden gerçek aslan, kendini fetheden kişidir. İşte o kendini fethetti, sen de kendini fethetmelisin. Peki, sevgiyle aldık, kabul ettik. Hala ben tam doyamadım. Bu erililer neden bunu hala bırakamıyor? Allah'ım artık neden bu sebatlığa bir türlü erişemiyorlar? Sistem kendine eriştirmesin. Adalet. Wow, bunun üzerine artık. Eğer siz arkadaşlar, bakın şimdi, bu yoksulluğu bitirmek göreviniz, taahhüdünüz, kendiniz için, ruh ikiziniz için de. Eğer kendiniz için, ruh ikizinize bir küçük adım atmazsanız, burada ruhsal ruh ikizisiniz teyidi geldi, ruhsallıktan çıkıp ruhsaldaki bu aşkı, bunları bitirip de dünya boyutunda her anda bunu başlatıp, yani yeni başlangıç yapıp, neydi deminki açılımız, bir bu kartları çekmeden önce neydi, iki güneş kartıyla orayı noktaladık. Ne dedi? Özlediğine sevdiğin geçmişindeki, yani nedir, kupa altılıdaki özlem duyduğun sevdiği, o sebat olmuş, sen de ol. Olmazsa adalet işliyor. Adalet nerede çıkar arkadaşlar? Anlatmıştım size adalet bilgisini. Haksızlık devam ediyorsa adalet çıkar. Demek ki siz bu haksızlığa devam ediyorsunuz. Hala kendini keşfeden bir aslan olamadığınız için. Niye? Ruh ikizinizi çünkü. Niye? Diyorsunuz ki ben kendimi keşfettim. Ruh ikizim hakkında bilmediğim bilgi var. Sistem de size diyor ki bu yoksunluğu hep bunu dediğin için yaşatıyorum sana. Bunları artık bitir dedi. Dolayısıyla yoksulluk ihtişamlı hükümdarın ışığıdır. Tamam da diyor, hani bu yoksulluk yaşadım bugüne kadar. Ama onu zaten küçücük bir adım kendin için atmadığın için, kendin olmadığın için ve hep bu bitir diye, bitirmen gerektiği için bu sınavlar yaşatıldı. Bu aşk da sana ruhsal da öğretildi, ruh ikizin de öğretildi. Ruh ikizin kendini keşfetti, sebat oldu. Sen keşfetmekte, hala keşfetmiş olmana rağmen sahtekarca davranıyorsun. Bu sahtekarlık kartıdır arkadaşlar. Şu değneklerin içi olan zevkler, ruhu şeyler, ruh içindir, tüm renkler bana aittir diyor ama Allah dedi ki ben sana yoksunluk yaşatıyorum. Yalan söyleme, kendini kandırma, illüzyondasın. Benden izin, Allah izin vermiyor ki, kadersel, işte kadersel döngüdür, gitmiyorum. İşte size diyor ki kendini kandırma, sen kendini kandırıyorsun. Çünkü Allah her an izin vermiştir. Allah'ın izni vardır. Kul kendini sadece icra eder ve der ki çabana, emeğine bakıyorum orada. Sen kendini kandırıyorsun. Bugüne kadar yaşadığın tüm adalet ve adaletsizlik konuları da zaten bu yüzden oldu. Neden? Çünkü sen sürekli kendini inkardasın. Aşıksın, aşkta inkardasın. Küçücük bir kupa prensi adımı atmayıp kendine, en başta kendine bu yoksunluğu yaşatıyorsun. Ruh ikizine de yaşatıyorsun. Bunu da bitir diyoruz. O kendini keşfetti, sen keşfetmedin. Hala küçük bir oğlan edasında bunu bitirmediğin sürece işte ruh ikizinin kapısına kendin utandığın için gitmiyorsun. Burada bu konu Allah veya ruh ikiziyle ilgisi yok. Senin kendi duygu düşüncelerini bitirmediğin için oluyor. Allah bir ok misali konuşlanmıştır rüzgara. Her an sen bu mesajı yazabilir, bu aşk okunu atabilirsin. Yani sevdiğine istediğin zaman gidip aşkını dile getirsin. Zaten adalet de bunu çalıştırıyor.
ruh ikizine ve kendine adaletsizlikte olduğun için Allah'ın adaletiyle maddi manevi karşılaşıyorsun deniliyor. Bu hem dünyasal planda hukuk işlerini de gösterir. Belki boşanma, işte belki miras alamıyorsunuz, belki paranız var alamıyorsunuz, belki dolandırılıyorsunuz, belki işte olacak projeleriniz olamıyor, alacak paranızı alamıyorsun. Çünkü ruh ikizin kendini keşfetti, sen kendini keşfetmediği için Allah bu terazide sonsuza kadar adaletin sağlanması için bu kefeleri dengeledi. Senin dengelemen gerek yok, ihtiyaç yok. Adalet kart üzerine kart çekilmez. Burada bitiriyorum. Bu da ayın 22'sine kadar tüm adaletle ilgili konularınızı çözmeniz gerekiyor. Yani adaletsizlik yaptığınız noktalarda telafi etmeniz gerekiyor. Kalp kırdıysanız kalbi onaracaksınız. Gönül kırdıysanız gönlü alacaksınız. Kime ödemeniz varsa yapacaksınız. Kimden almanız gereken varsa alacaksınız. Adil ve adaletli olacaksınız. En başta da aşk açılımı olduğu için de kendini kandırma, kendini oyalama dedin. Burada sen dürüst değilsin denildi. Hala hayat bana güzeldir edalarında dolaşıyorsun. Fakat ben de sana yoksunluk yaşatıyorum. Ruhsalda bu aşktan çıkamıyorsun. Somut planda sevdiğine mesaj yazman gerekip iletişime geçmen gerekiyor. Haberleşmen gerekiyor, yüzleşmen gerekiyor, yüz yüze görüşmen gerekiyor. Hala bunu yapıp bunları bitirip bu mesajı yazmaya geçmediğin için bu yeni başlangıcı yapmayan kendinsin. Kendini keşfetmeyen sensin. Ruhu ikisini keşfetti. Benim de adaletim maddi manevi, manada bir maddede, ruhsal ve dünyasal çalışıyor dedi. Hodri meydan. Buyurun. Peki. Burada kapatıyorum. Lütfen beğeni ve yorumlarınıza dikkat edin. Sorularınız varsa hangi başlıklarda açılım yapmamı istiyorsanız o şekilde yazabilirsiniz. Ve bu videolar size ne kattı? Görüşlerinizi paylaşırsanız mutlu olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.